klasik önder önder bilen daha işte. Böyle tuzu koyuyor, yiyor kebap yani. Bunlar hepsi şey değil ama gerçek hikayeler. Hem de yaşlandım, işte hava filan. Gitmedi mi? Yeni mi Bütün okul fidan dikti bu hafta sonu, cumartesi ve pazar günü. Ya ciddi aramak size. sizi? Çok. <laughs> <laughs> bir bilen. Mutlaka. orada. Abim orman işletmesinde memurdu. Onlar orada oturuyorlardı. Orada doğdu. Şimdi bu ilkokuldayken ben ona harçlık veriyordum. O gidiyordu işte çekirdek işte bilmem ne alır, çocuklara satardı bu. Ta o zaman. Ya oğlum yapma, etme. Şimdi akşam eve misafir geldi mesela. Şimdi evde bir şey yok. Varsayalım. Işte kurye yemiş falan koyacağız ya misafire. Hanım der ya oğlum iki paket mi yani yok parasını vermeyeceğim <laughs> ben. <emez. gülüyor> Gerçekten mi? Çocukken bile maşallah da kalem satmaya, defter satmaya, işte bilmem sakız bilmem ne satmayan, Burada resmen bakarlık yapardı yani. Çocuklara bir şeyler satardı, bayramlarda böyle önüne bir şeyler yayardı. Küçüklükten böyle merakı vardı. Babası e, bir devlet memuru. Maaşı belli, aldığı maaş belli. İki tane kardeşi var. Hani ailesine bir nebze e, katkıda olmak için ayakkabı boyacılığı yapardı. Benim haberim yok. Bir gün biri dedi ki, abi senin dedi bak ayakkabı boyuyor. Lan nerede boyuyor? Vallahi de ayakkabı boyuyor. Bir gün takip ettim, bir de baktım bir sandık var kendinden büyük. Yani kime yaptı yapmış dört tahta böyle zor taşıyor. Lan oğlum bu ne dedim ya? Ya baba dedi ben ayakkabı sen bana desin baba ben ayakkabı boyayacağım bana bir sandık yaptır ve desin ya. E ben seni kızar ya kızarım, e kızarım tabi senin ayakkabı boyamına ne işi var diyorum ben ben kızıyorum ama o yapıyor ya yap içinden geliyor. Artık git marangoza sana adam gibi bir şey yapmasın. Rahmetli yengem tavşan bakardı. Onlara buradan tarlalarda mancar getirirdi, beslerdi. Belki oğluma bir faydası olur derdi, bir katkım olur derdi. İşini yeni kurarken. Haksızlığa tahammül edemeyen bir çocuk. Bir de özgüveni çok yüksek bir çocuk. Yani öyle gözü taştan sakınmaz yani öyle. Ama kesinlikle yalan söylemez. Bak ne diyorum. O zaman Arşivar Okulu yeni açılmıştı. Meraklıydı millet. Herkes çocuğunu oraya vermek istiyordu. Bölgede en ravaşta, en yeni, en e, kaliteli eğitimli olduğu okul burasıydı. Hem Anadolu Lisesi olması sebebiyle mesleki olarak hazırlanma için çok öncelikli bir okuldu. Hem de çok fazla seçenek de olmadığı için. Küçük başladık biz okula 11 yaşında. Gerçekten yatılı okula gönderebilmek ailelerimiz de çok cesaretliymiş. Hadi benim ve birkaç ailenin belki başka şansı yoktu. Bunun için bu eğitimi e, alabilmek için bunu yapması gerekiyordu. Dünya bunu istemem, gel ki Okuldan mezun olduğumuz sene 10 kişi aynı sınıftan Marmaris'te bir otele gittik ya yani bir tane otel şefi geldi Marmaris'teki otel ismi vermemde problem var mı yok işte Divan otel Altın Yunus'un otel şefi geldi, karpuz seçer gibi 10 kişiyi seçti bizde biz de işte 7 sene beraber yaşadığımız arkadaşlarımızla beraber sevindik. Hep beraber Önder dahil, diğer arkadaşlarla ve 10 kişi okuldan mezun olduk. Bir hafta sonra aynı otelde işbaşı yaptık. Çok uzun sürmedi bu. Askerliğini Ankara'da yaptı. Ben o sırada Ankara'da okuyordum. Ee, Önder o zaman için Jandarma Genel Komutanı'nın evinde açılık yapıyordu. Hatta Jandarma Genel Komutanı'nın evine gelen bazı böyle e, ikramlar diyeyim, kumanyalardan fazla kalanlar, hani bunu dağıtın dediklerini Önder bizim eve getiriyordu. Biz askere giderken, Forsyntz'dan ayrılıyoruz. Murat'la ikimiz. Orada iki tane pozisyon açığı oluşuyor. Tam o sırada Önder askerliği bitiyor. Ee, biz diyoruz ki e, o zaman Forsyntz'da her zaman şeyle işliyor. Hani Erdem, Murat iyi çalışıyorlar. Kimi biliyorsunuz, kimi öneriyorsunuz? Biz Önder bileni öneriyoruz ve Önder bilen Forsyntz'a başlıyor. Hatta ben şeyim, balık e, Balıkesirli'yim. Murat kendi e, e, evi var şeyde. Haseki'de bir bekar evinde kalıyorum. Bekar evini de Önder'e bırakıyoruz. E, konumuz konumuzu da Önder'e bırakıyoruz. Aksaray'da eve gelmek için kimse kimseden destur almazdı zaten. Hani İstanbul'a gel. Tamam nerede kalacağız? Zaten kalacağın yer belli. Aksaray'da eve gel. Orada kaç kişi var? 6 kişi var. 7. sene olursun. 5 kişi var. 6. olursun. Genelde böyleydi. Birinin gözüne girmek için, zengin olmak için, ünlü olmak için değil de yaptığın işin en doğrusunu yapmaya çalışan bir kesimdik biz. Kavumuzu önümüze yedik. Ustalarımız şeflerimize bağırıp çağırıyorlar. Tamam diyorduk, doğrudur diyorduk ama ben senin gibi olmayacağım moduna girdik. Ben senin gibi işte sert olmayacağım, adam tutmayacağım. E, kötülerle çalışmak seni iyi yaptı hissetmez. Çünkü zaten yatırı okulun getirdiği renkliliklerden dolayı yani arkadaş çevremizi düşünüyormuşsun sen Cihan dedin, diğerini falan düşünüyormuşsun. Hepimiz de farklı aşağıda? farklı renklerde insanlarız. Tek monoton olduğu zaman hissetmez belli bir yerde kıs, kısık kalıyorsun. Ama diğer türlü senden sohbet ederken bir şeyler yapıyorum, önlerden bir şey yapıyorum. Talip Çalışkan var gidiyor Başka bir şey. Niyattan farklı bir şey. Hani herkesin farklı bakış açısı olunca e bize hep katma değer kattı. E, bize yaptığımız işi en güzelini yapmaya çalışıyorduk. Sevdik işi bir kere. Yani sevmesek zaten başarı olmazdı. Ama bizim sınıf niye böyle oldu? Biz bile bilmiyoruz yani. Önderden yola çıkıp nesli kıyaslarsak biz yırtmak zorunda olan nesildik. Bugünkü hayat öyle değil. Ee, biz bir şekilde Staj yerlerimizi bile, yani internet yok, o bu yok. Staj yerlerimizi bile, işte tur şirketlerinin otel katalogları vardı. Onlardan bakardık, ulan bunun minibarı varmış. Minibar artı bir değer zannederdik. Ulan minibar odadaki bir tane dolap zannederdik. Ama bilmiyorsun işte. O kadar nötrist, o kadar safız ki aslında çok güzel bir şey. Yani güle, yıllarca dönüp kıçımızla güldük buna. Ama bir şekilde oradan bir artı değer yaratıp... Bir tık daha iyisine nasıl ulaşır mı? Biz yırtan bir karakterdik. Öyle büyümek zorunda hissediyorduk yani. Öyle e, yaşıyorsun orada. E, belki mengende olmanın da getirdiği bir şeydi bu. Etiler otelcilik de olsaydık muhtemelen farklı olurdu. E, bütün bu şartlar aslında bu karakterleri doğuruyor. Beni, Önderi ya da diğer sınıftaki arkadaşlarımızın karakterini doğuruyor bence. E, ve aşçılıktan kopup ticarete girme ve o ticarette de tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelme hissi muhtemelen e, buralardan doğmuştur diye tahmin ediyorum. Yani yırtmak zorunda olan bir karakter e, nesildik. Kaveter'de oturuyoruz. Bey abi kalın bir kitap almış. Dedim bu ne falan. Dedi ki bu Türkiye'de yetişen mantarlarla mantarlarla ilgili detaylar. Neyin nerede yetiştiği, hangi mevsimlerde yetiştirdiği falan. Ve dedi dediğim gibi dedi porçini mantarı da yetişiyormuş dedi. Hatta dedi bizim Bolu'da bile varmış falan dedi. Allah Allah falan dedik. Yok canım bu farklı bir ismidir falan dedik. Yok dedi Trakya'da da yetişiyormuş. Ve akabinde ben dedi bu mantar işine başlayacağım dedi. Burada bir şey var. Esnaf var. Kastamonlu. Onun pazarlamasını yapacağım dedi. La oğlum. Ya gene burada çalışıyorum ben dedi yani. Hani boş zamanında. iyi tamam sen bilsin. Gitti bu orada Çalışmaya başladılar. Salih isminde bir adam. Salih diye bir arkadaş vardı. Yani Önder'in ilk e, resmi olarak ticarete başladığı kişi oydu. Yani fatura kesme. Olarak... Ya dolandırıcılık değil de Önder, Önder biraz da Önder biraz da ağır baslı bir ihtimalle satış kanalında. Ondan sonra Önder kendi. Yani... Yani ya biz açıyız abi sonuçta şeyden okuldan gördük bir ticaret işi bizim kafamıza çok öyle çok aşçılardan çok ticaret adamı çıkmaz işin açıkçası. Önder yapacağım dedi. Ne var cebinde? Bana sorarsan neredeyse yok. Cebindeki en önemli şey arkadaşları, biz, ailesi, akrabaları. E, e, herkes bir şekilde ona yardımcı olmak için elinden gelen şeyi yapmıştır ve yap, yaptı da yani. Fatih Üçer'le beraber aynı evde kalıyorlar. Direkt evin içine giriyorsun. Bir tane küçük salon, iki tane oda var. Darmadağın. Yatayda frizler var. Bir başlık içini porcini mantarı. Tabii o zamanlar çok popüler değildi porcini mantarı. Biz biliyorduk. İthal geliyordu porcini mantarı. Biz askere gitmeden önce. Gökhan Tufan geldi. Türüp mantı, türüp yağ bulamıyorum dedi. Biz türüp yağının yani gece gündüz kokusuyla uyuyorduk. Önder mesela manyak mısın git bir şeyde mutfakta bir ton var diyordu. Açtı kapakları. Gerçekten bir sürü trüf yağı falan vardı. Bir ideali var ve bunu yapmak istiyor. O anki şartlarla yürü git lan diyeceğin. Yani hayal görüyorsun diyeceğin şeylerde hiçbirimizde demedik. Yani biz de onu biraz teşvik ettik bu konuda. Ne? Ya? Arkadaşımız, dostumuz. İyi de iyi bir otelde çalış işte. Ne işin var bunlarda? Gana... Yani adam yani şöyle sonucu mutfakta mutlu değilse Demek ki böyle bir ticari kafası var. Bu niyetle buna meyilli. Biz de yani isterseniz böyle potansiyeli olduğuna inandık demek ki. Yani anladım demek istediğimi. Ve destek olduk sadece öyle söyleyeyim. De masal değil mi yani? falan filan. Hiç de masal değil. Şöyle düşün. Ee, benim gözümden inanılmaz bir idealist. Şimdi şey arkadaş olarak baktığın zaman farklı bir dünya. Benim bir arkadaşım biz ticareti bilmeyiz bilmem ne yapmayız çıraklıktan gelmişiz ben şef olmuşum diğerleri vesaire ama velhasıl kelam e, nasıl satıyor mantar? Önder ne yapıyorsun oğlum manyak mısın dedin işte bayağı otobüslerle Bolu'nun dağlarında çıkan işte Kanlıca'dır, Porçini'dir, Ayıca'dır, Cincile'dir adı neyse mantar çeşitlerini hem Forsen's'de çalışıp hem de otobüsle işte poşet poşet mantarları götürüp bir şekilde başladı. Ortada ekol güda falan filan yok. Ev alacağız. <laughs> Ondan sonra dedim ki Önder paramızdan mı? Biz onu bile bilmiyorduk yani. Dedi ki bilmiyorum. Biz saymadım. Dedim nasıl saymadık ya? Biz nasıl böyle bir şey yaptık? Ondan sonra biz böyle ucu ucuna denkleştirip evimizi aldık. Her şeyimizi aldık. Ondan sonra iş yeri. Benim bir tane kötü bir arabam vardı. Onun bir tane kötü bir arabası vardı. Dedim masrafı olmasın bir tanesini biz satalım bunun. Bir tanesini daha sattık. Ondan sonra küçük bir dükkan, 50 metrekare, Perpa'da. Ondan sonra bir yer tuttuk. Yavaş yavaş tülenmeye başladı ama yani gece uykusu yok. Samimi söylüyorum, Perpa'da, bak Perpa'da. 45 dakikada bir arabayı dolandırmam lazım. Eğer 45 dakika geçersen cezalı. O parayı verecek para yok. Öğle yemeği yemiyoruz. Sabah evden kahvaltı yapıyoruz akşam Eve öyle gidiyoruz. Samimi söylüyorum. Arabaya 10 liralık benzin alıyoruz. 10 liralık. Babamın işte bir tane dairesinde alt katta babam oturuyordu, üst katta da bunlar oturuyordu. Zaten biz 7 sene aynı okulda olduğumuz için hep ailecek birbirimizi tanıyorduk. Ben de o zaman işte İstanbul'da bir yerde çalışıyorum. E babama soruyordum arada, baba ne yapıyor Önderler, Fatihler kirayı veriyor mu bilmem ne falan filan diye. Önder evlendi o ev, evden sonra evlendi ayrıldı. İşte Fatih veriyor mu kira ediyordum. Yok ya veriyor oğlum sen ne karışacaksın diyordu. Ya oğlum ne oluyor? gidiyordum Fatih ediyordum. Yok kirayı versene diyordum babama. Ya Önder mal alacakmış. Maaşı ona verdim. Biz babanla anlaşıyoruz diyordu. Ben hani aldığım o zamanlarda 2002 yılında falan otele başladım. Maaş kartını aldım. Zaten kart Önder'deydi neredeyse zaten. Sabah biz evden çıkıyorduk, akşam geliyorduk. Bazen gece çok yorgun olduğu için Silivri'ye mantara beraber gidiyorduk. Gece 3'te 4'te eve geri geliyorduk. Ondan sonra tekrar herkes işine geri gidiyordu. Kardeşler bile sonuçta birbirine hani para verirken, alırken sorunlar yaşadıkları bir ortamda biz yıllarca bunu hani sorunsuz bir şekilde idare ettik sonuçta. Bir sorunsuz şekilde geçirdik. Bir gün önce diyorum ki önler bana permasan peyniri lazım. 5 kilo permasan peyniri getiriyor. Ertesi gün arıyor kanka diyor permasan peynirin hepsini kullandın mı diyor. Yo diyorum hayır üçünü bana versene başka yere sattım diyor. Ben sana yarın getiririm diyor. Al diyoruz hani üç, üç kilosunu veriyoruz. Ertesi gün getiriyor. Üç gün sonra diyor işte trafı mantarı istiyor musun diyor. İşte istiyorum diyorum ama diyor hani ne kadar istiyorsun? Yüz gram yirmi var diyor. Taksitle trafil mantarı getiriyor falan yani anladın mı? Az az getiriyor yani. 100 gram sipariş ediyorsun, 20-25 günde banka kredisi gibi getiriyor. Sonra bir tane arabası vardı Opel Kadet. Hiç unutmam onu. Artık otobüste dağıtmayı bıraktı tabii. Bir dağıtıcı dünyası var. Bu arada hala ekolgü daha yok. Opel Kadet su ile çalışıyordu. Bildiğiniz su ile çalışıyordu. Nedeni de şu işte mantarları dolduruyordu kadetin Kadett'in arkasında. Kadett'in karbüratörü delikti. Karbüratörü delik olduğu için bagajında mantarlarla beraber 6-7 tane işte beşlik pet şişede sular vardı. İşte 3-5 kilometre giderdi karbüratör şey yapmasın diye duman yapmasın diye su doldurdu. Devam ederdi. Su doldurdu devam ederdi. Opel Kadett var. Onunla gittik otogara. Şimdi öyle bir mantar geldi ki yaklaşık bir tona yakın mantar var. E mantarı şimdi mantar kötü kısmı olarak e, araba götürme şansımız yok. Akşam saat 11. E, başladık Önder'le mantarları biz ayıklamaya. Hani Otogar'a bir sergiyi kurduk. Mantara ekliyoruz. Gelen geçen bize bakıyor. Gece 11'de işten çıkıyordum. Ee, Topkapı'da soğuk havadan arabayı alıp Bartın, Devrek, Bolu bölgesinden mantar toplayıp getiriyordum. Bir gün bir bayrama geldi. Düzce'de alacağı var. Çingenel'e bu mantarcılar o Baba dedi gidelim şu o zaman arabası yok. Benim de Murat Tüsümlet bir arabam var. Gittik bayramda. Adamlar dövecek bizi ya usta. Zor kaçtık orada. Paramızı verecekti. Ya yani ona demiş ki gel bayramda vereceğim demiş. Para almaya gittik. Vallahi canımızı zor kurtardık. Ya yani birçok firmadan ürünü alamadı, şey parasını alamadı. Bazı firmaların işte avukatlık oldular. Bazı firmaları kendisi devralmak zorunda kaldı. Bunları duydum. Yani bir İki sene önce bir deposu yandı. Yani çok büyük bir zararı var. Farkındayım. Ama bir kere de Önder'in tökezlediğini görmedim. Hep önüne baktı Önder. Telefon geldi. Önder dedi ki abi dedi cibus yandı. 10 ee, dakikada dedi abi cibus bitti dedi. Abi cibus yok dedi şu anda dedi. Ondan sonra. E, kapattı telefonu. 5 dakika sonra bir daha aradı. Daha ben şoktan çıkamamıştım. Ondan sonra tabii insan şey yapıyor. kendisini onun yerine koyuyor. Nasıl olacak falan. Büyük bir şirket yok olmuş 10 dakikada her şey. Dedi ki abi şeyleri dedi. bizim dedi paketleme operasyonunu senin orada yapabilir miyiz dedi. Önder kendisinden çok daha önce başlamış çok daha kurumsal, çok daha kaynağı olan, çok daha farklı yönlerde evrilmiş ya da ortaklı şirketlerin arasından kendi bulunduğu yeri e, stabil etmiş bir haldeydi benim geldiğimde. O zamanlar baktığımızda üç tane şirket sayardım. Bunlardan bir tanesi Kozay'dı, bir tanesi Ekol'dü, bir tanesi Atko'ydu. Buna benzer Sapor'uydu ya da başka şu anda aklıma gelmeyen ama mevcutta da, kendi dallarında öne çıkmış firmalar vardı. Diğer rakipleri Kozagıda, Keremler olsun, diğer şirketler olsun. Bir tanesi atıyorum makine mühendisliğinden gelmiştir. Ticarete girmiş, ürün ithal ediyordur ama o adam aşçı ne ister? Parmesan dediğinde parmesanın hangi kriterlerini ko kollar ya da takip eder ya da talep eder bilmez ama önder zaten parmasan diyecek kişinin parmasandan ne istediğini zaten biliyor. Önder o zaman bizim ürünlerimizi alıp satıyordu ve bizden daha iyi de satıyordu bazı ürünlerde çünkü aşçılar olayını biz bilmiyorduk. Yani bu restoran kanalını biz daha yeni yeni öğreniyorduk halbuki onun içinden geldiği için. Bizim böyle satamadığımız ürün var. Abi adam alır satar. Ulan bu herif nasıl yapıyor lan bu işi falan diye. Ben de dışarıda hani şirketin Hani beyni buradayım, kası Bora. Bora gel abi Önder gene sattı falan derdi. Güzel tarafı şu, ya büyük başarı hikayesi. Ben gurur duyuyorum arkadaşı olduğum için. E, sektörün nabzını çok iyi tuttu. Bir de hiç kimseye yok demedi. Hani bir yardım isteyen insana da yok dememiştir. Ürün isteyen insana da yok dememiştir Önder Bey. Yani Önder Bey'in kitabında ben yok denildiğini duymadım şu ana kadar. Biz arkadaşlar olarak ondan mal alın, almaktan daha ziyade... Ondan biz mal istedik. O bize mal getirdi. Zor zamanımızda e, biz bir şey rica ettiğimiz zaman hiçbir zaman kırmadı. Biz de onu hiçbir zaman kırmadık. Asla ve asla bak tam tersi biz yaptık ona. O bize yapmadı. E, tam tersi erken şöyle. Hiçbir zaman bizi arayıp da abi bu mal var bende alın demedi. Bak en büyük prensiplerden bir tanesi budur. Tam tersi biz ona baskı yaptık. Bu malı getir alalım da senden. Ya da bunu niye getirmiyorsun? Bunu niye bize e, işte hani tedarik sağlamıyoruz diye bizler zorladık aslında. Mesela sipariş verdiğim ürünlerin içine 2-3 tane ürün atıyor. Ben onları test ediyorum. Bakın bu güzel değil ama bu çok güzel. Peki bunun devamı var mı derim. İsmail abi ben sana bulurum. Bulamayacağı bir ürün yok adamın. Arıyorsun ne bileyim ilk şirketi yok. Onu arıyorsun yok. lan. sabah kahvaltıda vermen lazım. Ama biri çıkıyor gidiyor ki arkadaş ben senin sorununu çözeceğim. Hani şu anki kurumsal hayattaki şey var ya. Biz sizin nasıl çözüm ortağınız olabiliriz? <laughs> Onun kitabı orada işte, oradan çıkıyor. Yani ben çözüm ortağı falan, ulan geç bu güzel klişe lafları. Herif zaten hayatıyla iş, iş modeliyle bunu yapıyor. Ya kardeşim senin permasanın bitmiş olması lazım. Bir şey diyor ki hayır var. Bak diyor senin işlerin iyi gidiyor bu ay. Sen benden 30 kilo permasan aldın. Bu permasan bitmiştir. Bir kontrol et. Adam bakıyor gerçekten permasanı bitmiş. O ürünü kendisi getirdi çoğu zaman ve ürünü sadece belki onda buldun veyahut da en kalitelisi ve en ucuz Ender de oldu ya. Yani. Bizim delimiz de hep bu konuda güçlü oldu. Hiçbir kos kontrolcü veya finans direktörü veya otel müdürü dönüp de bana ya bu Eko ürünleri piyasada diğer ürünlere göre daha pahalı. Sen niye bunu Eko aldın demedi. Böyle bir şey duymadım. İnsan çok önemli. İnsanın karakteri, efendime söyleyeyim ahlaki yapısı, duruşu, insanlara davranış biçimi İnanır mısınız hiç yani bu konu Önder için yapılıyor veya yapılmıyor. Bunu tamamen ap ayrı yerlerde de konuşmuşumdur. Bu bahsi konu ettiğim değerlerin bugüne kadar hele kendi yaşıtları içerisinde açık ara hiç kimseye benzemeyecek kadar ileride bu yetilere sahip bir arkadaş. Beklediğim müşteri bizi kesti işte bir zincir bir yere mal veriyorduk. O an zorlandık yani dedim ki Önder depoma mal koyman lazım yoksa batarım yani Önder 10 milyonluk mala gönderip depoma stokladı yani kira bedeli al alim diye işin e birine batarım diyorsunuz adam size 10 milyonluk mal gönderiyor yani bu güven az bir şey değil yani eğer Önder'i biz caydırsaydık bugün e, ne Önder ne de Ekol olmazdı e, bulunduğumuz sektörde e, ...bindiğimiz dalı kesermişiz. İyi ki de Önder bizi dinlememiş ve... E, ...hayallerinin peşinden koşmuş, bugün çok başarılı bir iş adamı oldu. Önder bilgisini saklamaz. Çok açık yüreklilikle, her şeyi şeffaf bir şekilde anlatır. Daha Önder bu ticari arenada... ...bence örnek insanlardandır. İş yapış biçimi herkese örnek olması lazım. Bu zaman zaman bizim egolarımıza ters gelir ama e, Önder'in egolarının dışında ekibiyle çalışmış olması ve de bugün bu başarıya gelmiş olması. Ben Önder'in rakipleri de tanışıyorum. Yani en son bir seyahatimde onların rakiplerinden birisiyle yolculuk ettim. Uzun bir 10 yıl, 10 günlük bir tatilde tanınmış oldum. Yani hiç bir tek kelime en büyük rakipler olmasına rağmen Önder hakkında bir kötü bir şey yoktu. Sadece rakip olduğu konuşuldu. Ama iyi bir yerinde büyük bir rakip olduğu konuşuldu, başarılı olduğu konuşuldu. Bu çevresinde verdiği imaj da çok önemli. Yani Önder hakikaten e, sessiz ve derinden giden derler ya, sessiz ve derinden giden bir der ya. Çok aktif bir adam. Demek ki e, yılda onun ya yani en azı bence 30'u 40 defa yurt dışında seyahat yapıyor. Yani e, tamamen bu işi demek. Öyle düşünür zaman onu kendisine yarın ya Çin'de olsun, Japonya'da olsun, Güney Kore'de olsun, dün akşam mesela Sicilya'da oldu. Bugün burada. Öyle gibi e, tamamın e, düşünüyor zaman e, bu işi için koşuyor adam. Yani tamamen işi adamsın. Sadece belli ithal ürünlerde kalmadı. Belli yerli firmalara da dokundu. Onlarla ortaklık aldı. Fabrikalar ortaklığı oldu biliyorsun zaten işte. Çanakkale'deki fabrikadan Adana'daki fabrikaya kadar yurt dışında dağıtım şirketi kurdu. Bence Önder Bilen durmadı. Diğerleri belli ithalatta dururken o ithalatın yanına bir de ne koydu? Yerli ürünlerle teması geçti. İkincisi Antalya'ya çok ciddi önem verdi. Ege'ye çok önemli destek verdi. Bölgesel şirketler açtı. Kıbrıs'ta şirket açtı. İnanılmaz bir örümcek ağıyla yayıldı, yayıldı. Herkese dokundu. Bir de Önder Bilen sahadaydı. Sahayı kokladı. Bunlardan kaynaklanıyor bence. Önder de aslında iyi bir ortak ama zor bir ortak. Zorluğu ne? Bir kere dediğim gibi yani kendisinin gösterdiği eforun karşılığında karşısındaki ortağının da o enerjik o enerjiye sahip olmasını beklentisi doğal olarak beklentiye giriyor. E bazen tabi benim yaşım artık bu konuda çok ona denk gelmediği zaman doğal olarak bakıyorsun o enerjiyi bende göremediği zaman reflekslerini gösterebiliyor yani ifade edebiliyor. Önderin en belirgin özelliği kaba tabirle de söyleyeyim. Önder hiçbir zaman Ufak hesap yapmaz. Ufakçı değildir. Ee, hep büyük resmi görmeye çalışır ve büyük bakar. Ufak işlerle ilgilenmez. Ufak hesap kitap yapmaz. Cömerttir o anlamda. Sadece açılık bilmesi önemli değil. Ya da Mengel Lisesi'nde okuması da önemli değil. Önemli olan o insanın içindeki enerji. Ve merdivenleri de tek tek çıktı. Birden çıkmadı. Kaç yıl oldu. Doğru atlarla oynadı. Yani doğru kişilerle oynadı. Ve uluslararası e, ağı iyi kurdu. Yani İtalya'sından, Fransa'sından, Orta Doğu'ndan doğru kişilerle çalıştı. Ve doğru kişilerle çalışırken kendine de yatırım yaptı. Dünyayı gezdi ve bu konuda da doğru ürünleri de gördü. Türkiye'deki sadece yabancılarla değil dünyadaki kişilerle de konuştu. Biz Türkiye pazarına neler getirebiliriz? İşte şimdi de Fransa pazarına iş yapıyor. Ya da Orta Doğu'ya ya da ihracat yapıyor. Yani aslında baktığımda totala doğru kişilerle çalıştığı için ve hedeflediği doğrultuda gittiği için şu anda büyük bir başarı elde etti. Türkiye'de şu anda otel ve restoranlarda uluslararası ürünler varsa, uluslararası luxury braserilere, fine e, kafe zincirlerine ya da otel banketlerine doğru ürün geliyorsa Önder Bilen'in çok emeği var. Aidiyet duygusu ekol gıdada eski personellerde çoktur. Ee, gelen personel de bu kadar büyüklüğüne rağmen mümkün olunca çok e, çalışır burada. Çünkü e, ne kadar yani holdingde olsanız, patronunuz bir şekilde... Size yol gösteriyorsa ve yanında olabiliyorsa, sizi büyütüyorsa aslında sahip çıkıyorsunuz. Önlerinde ahde vefa duyuyorsa çok fazladır. Bu kadar insanın sorumluluğunu üzerinde hissediyor. Hani diğerleri gibi, hani ben maaşını herhangi bir şey yapmazsam ne olur diye düşünmüyor. Hani herkese elinden geldiğince kim olursa olsun bu üst kademede çalışan müdürü de olsa, en alt kademede çalışan personelimiz de olsa, o yardımcı olmak istiyor. Yani onların bir sorunu olsa o kendine dert ediniyor, halen ediniyor. Önder bilen bir patron değildir. Bir arkadaştır, bir dosttur. Ama çok inatçıdır ve sonuna kadar istediğini elde etmek için zorlar. Asla ve asla vazgeçmez. Mutlaka dediğini dediği zaman da yapar. Lastik çizme sattığımı biliyorum müşteriye. Onun ihtiyacını görmek, telefonun ucundaki kişi olmak. Önder Bilen de olabilirdi bu. Önder Bilen'in arkasında bizler de olabilirdik. Biz bu şekilde çalıştık. Biz hayır demedik hiçbirine. Saatlerimiz var demedik. Gece gündüz. Hiç sıkıntı değil. Hafta sonu. Biz dediğim gibi profesyonel, profesyonel olmaya çalışıp ama bir bakkal gibi <laughs> 7-24 hizmet verdik. Bunun sonucunda da ben bir takım şeyleri başardığına inanıyorum enerjisi çok yüksek bir insan. Ortamda onun olduğunu anlayabiliyorsunuz ya da olmadığını anlayabiliyorsunuz. Yani o şey yaptığı, saçtığı enerji hemen kendini gösteriyor yani. O kendi yaptığı işle ilgilenir. Olaylarla ilgilenmez. O kendi yaptığı işle ilgilenir. Yani kendi becerdiği, kendi becerebileceği noktada odaklanır o. Ve herkesi dinler ama bildiğini yapar. O yüzden bu kadar başarılı. Ben bu şirkette hayatta çalışmam dedim. Bak şimdi hatırladım. Aynen. İlk geldim görüşmeye. Önder Bey ile görüşmeye gelecektim. Hatta Önder abi görüşmeye gelecektim. Öyle söyleyeyim. Geldim. Çaycı beni Önder abinin yanına çıkarıyordu. Yani o çok bence yeni mezun egosu belki. Ben bu şirkette hayatta çalışmam dedim. Ve işte 14 sene oldu 2010 yılıydı. Bir personeliyle, eşiyle, dostuyla karşılaştığım zaman bana böyle hani hiçbir negatif şey ne Ya Önder bize dokundu. Yani her zaman elimizden tuttu. Şu konuda yardımcı oldu. Sağ olsun şunu yaptı. Ya en çok bunu duyarım yeni bir insanlarla tanıştığım zaman. Onun karakteri iş anlamında çok sağlıklı ve sağlam olduğu için duruşu biz de öyle olduk. Yani ona baka baka. Yani e, ee, şükür sebeplerinin içinde bu da var. Yani o gelişim dediğim şey bu. Onun karakteri eğer bozuk olmuş olsaydı, o tembel bir adam olsaydı veya işini kendi yerine başkalarına yaptırıyor olsaydı veya işi ehline teslim etmiyor olsaydı. Empati yeteneği çok yüksek olduğu için Önder Bey'in önce sizi dinliyor. Bilmediğini biliyor. Yani karşısındaki insan kim olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun, yani ne konumda olursa olsun hiç fark etmez. Önder Bey önce karşısındakini dinler. Ondan alacağını alır. Böyle en sonuna kadar alır. Ve kendi düşünceleriyle harmanlar ve hop bir şey bulur. Yani aslında Önder Bey çok dahi bir insandır. Adı üstünde yani isminin hakkını veriyor. Önder yani lider, bir toplumun lideri olabilecek vasıflara sahip birisi. Sana neyse yani gördüğün neyse o. Yüzüne gülüp de arkadan konuşulan bir durum söz konusu değilim. Ne şirkette ne Önder Bülent'de bu niye geldi diye bir cümle hiçbir zaman duymadık. Ya da Aa, bunun işini şimdi nereden çıktı ben bunu nasıl çözeceğim diye bir cümle duymadık. Hiçbir zaman duymadık. Hep işi nasıl çözeriz? Ya ve de biz heyecanla o işi nasıl çözeceğimizi anlatırken ona telefonda o da o heyecanla nasıl çözmesi gerektiğini düşünüyor. Onu hissediyorsun zaten. Yani bunlar çok güç. Hani bunu başka şirkette yaşayamazsın işte. O prosedürler girer, mailler atılır. Bizde öyle bir şeydi, bizde hemen hızlı aksiyon. O malı e, bir şekilde şefe gidecek. O yüzden telefon edilmesi, bir telefon hemen edilmesi gerekiyor. En çok aklımda kalan o baksa, ticari tabii ki bir sürü şey yaşamışızdır. Hani kırgınlıklarımız oldu, sevinçlerimiz oldu. Olmadı değil, çok şey yaşadık şirkette. Vefatlar, düğünler, bir sürü şey. Her şey ya. Yani öyle kolay değil tabii ki. Antalya'dan İstanbul'a gelip Önder Bey'le ilk görüşme yaptığım gün... ...bunları konuştuk biz. Yani ben babamın yeni vefat ettiğini ve... ...babamın emekli maaşıyla geçindiğimi... Ee, bana hani nasıl bir beklentin olur dediğinde hani ben babamın emekli maaş kadar alabilsem e, yetiyor dediğimi hatırlıyorum ve onun gülerek daha çok kazanacaksın merak etme dediğini hatırlıyorum ve o süreçte de benim de e, annem yeni vefat etti e, den başlayarak biraz e, özelini anlattı ve e, hani hala benim için duygusal bir gündür o ya, yaşımızda çok aramızda fark yok hani. Dedim ya 7-8 yaşında bir şeyler alıp satıyordum. Ben e, belki annemin benle gurur duyması için o e, alışverişi yapıyordum. Yani mesela 3 kuruş para kazanıyordum götürüyordum. Hani ben bunu kazandım. E, şirketim olmadan ya da şirketim olduktan sonra bütün iyi yaptığım şeyleri, kazanımlarımı arayıp motive oluyordum. Yani bende öyle bir e, boşluk oluştu annemden sonra. Yani benim belki de motivasyon kaynağı diyebilirim. Yani e, şey o, yani annemle ilgili e, teşekkürle falan e, olacak bir şey değil. Ben anneme tapıyordum yani şey yok. Bazen artık diyorum biraz yavaşlayalım, biraz kendine dikkat et. Hani biraz hayat gidiyor, çocuklar büyüdü. Biz biraz bazı şeyleri tabii kaçırdık. Yani ama o böyle mutluyum diyor. Böyle yani yapacak bir şey yok. Böyle kabul etmek gerekiyor galiba ya. Şartları da çok zorlamamak lazım. Biz böyle bir düzen kurduk ve mutluyuz. Eşi de özellikle Ayla da söyler. Hani biz de söyleriz artık zaten belli bir şeye geldin. Ee, yeni maceralara gerek yok, yeni bir şeye gerek yok ama o sürekli bir şey peşinde. Sürekli bir e, yeni bir şey de yapayım, onu da yapayım, bunu da yapayım. Bir şeyler peşinde. Tabii bunları yaparken bir de manevi yönüne de değinmek lazım. Ee, bilen Vakfı. Yani der, yarın şunu diyebilir ya, ben bırakıyorum bir işleri, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ama belki vakıf onu bu işlerde tutuyor. O vakıfa daha fazla yatırım yapabilmek, destek olabilmek için. Ee, belki bu işleri ...ayakta tutuyor veya büyütmek için belki enerjiyi oradan alıyor. Kısa yaşam diliminde aslında ne bıraktığın önemli. Çünkü e, mal bırakman ya da e, toprak bırakman bazen bir şey ifade etmiyor. Bir hoş seda bırakacağız hepimiz. Bunu da nasıl bıraktığımız önemli. <laughs>

ben arka ben arka arka bin yapıyorum. Bir tane fotoğraf çekebilir misin beraber? Hocam beraber. beraber.